Bodrum ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Güden, 13 yaşında babasından öğrendiği davulculuk mesleğini 58 yıldır sürdürerek geçimini sağlıyor. Genç yaşta babasının izinden giden Güden, davul çalmayı öğrendikten sonra düğün sünnet gibi çeşitli organizasyonlarda davuluyla birlikte yer alarak vatandaşların eğlencesine renk katmaya başladı. 58 yıldır mesleğini devam ettiren Güden, ilçede uzun yıllardır tanınan ve sevilen bir figür haline geldi. Kendime bir yan gelir olarak. Ondan sonra belediyeye girdim, belediyede çalıştım. Ondan sonra böyle yaz bayramlarında, sünnet düğünlerinde, efendime söyleyeyim, düğünlerde bu mesleği geliştiriyorum, yan gelir yapıyorum. Allah'a çok şükür. Hayatımdan da memnun, mesleğimden de memnun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Emek doyuruyor değil mi? Emek veriyor. Allah bereket versin. Yiyeceğim ekmek param çıkıyor işe girmeden. Evliyim. Bir kızım var. 48 yaşında falan. İşte torunum var 22 yaşında. Bu yan olarak bu mesleğim. Evet. Hanım evde. Kaç yaşında başladık dediğin? 13. 13 yaşında başladım. Baba mesleği bu benim. Hep davul mu? Davulla böyle şey ederken ondan sonra belediyeye girdim. Allah ekmeğimi oradan verdi. Oradan emekli oldum Bolu Belediyesi'nden. Nasıl bir duygu bu? Bu zevki. Sanat. İşinden zevk gelmezse bunu güzelce çalamazsın. Bu zevk içten gelecek. Bu zevk, zevk. Kaldırması, indirmesi, davul. Herkes bunu yapamaz. Evet. Böyle davul çalar herkes ama para kadın böyle olmaz. Bu içinden gelecek. Bir İzmir'de Bolu Spor maçına gittim. Anladın mı? İçeriye davulun tokmaklarını almadılar. Efendim Mudunlu bir otobüs şoförü arkadaşım vardı Hacı Mehmet. Onun ayakkabısından davulu, onun ayakkabısından döndüm. Onu hiç unutamam onun ayakkabısından. Hacı Mehmet o da belediye oldu. Böyle bir anım var yani.